Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Game Dev Tycoon'a hoş geldiniz. Ben de oyun geliştirmek isteyen birisi olarak 5 dakika şu mouse'u nasıl kaldırıyoruz buradan. Neyse mouse şimdi kalsın da daha sonra nasıl kaldırdım şey yaparım gösteririm. Şimdi bu oyunu ben baktım, çok güzel. 5 dakika şunu şey yapalım ha. Bu oyunu ben baktım internetten, gördüm ve çok hoşuma gitti ve videosunu çekeyim dedim ben bu oyunun. Oyunumuzun amacı oyun geliştirmek. Bu oyun içinde oyun geliştiriyoruz ve benim de çok istediğim bir şey dedim, neden olmasın. Hadi o zaman başlayalım. Şirketimizin adı Sky Dreams Games. Gökyüzüne çıkacağız ahbaplarım, hayallerimizle. Oyuncu adı Serdar Cenk Oğuz. Tamamdır, böyle iyi. Hayır, ipuçlarını açmak istemiyorum. Şimdi oyun geliştir. Konu hastane, evrim, uzaylılar, kurtaran. What? Uzaylılar yapalım. Tür, aksiyon, platform. Tam G64. Commodore 64. Oyunumuzun adı ise Z-Files. Anlayan anlar. Hop. Maliye 25 bin dolar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 2D grafik. Öyle metin tabanlı olmaz bu iş. Aksiyon oyunu yapıyoruz. Metin tabanlı aksiyon oyunu olur. Ne saçma şey. Oynanış. Motor. Hikaye görevler o kadar önemli değil. Aksiyon oyunu bu. Birazcık hastayım ya. Alerjik bir reaksiyon var. O yüzden öyle. Bölüm tasarımı. Diyaloglar önemli değil. Bu önemli. Yapay zeka önemli. Şu anda sadece deneme yanılma aşamasındayız. Bazı şeyler birlikte çok iyi çalışıyor. Bazı şeyler birlikte hiç çalışmıyor. O yüzden öğrenmemiz lazım. Nasıl şey yapacağız. Grafik harika. Ses. Şey yap. Bunu hafif böyle azalt. Tamam. Sağ tarafta gördüğünüz gibi sürekli şey kaybediyoruz, para kaybediyoruz. Bunun sebebi sürekli oyunun bir maliyeti var. Paramız ona giriyor. Ayrıca kendi aylık harcamalarımız oluyor ki 8000 dolar harcıyor aylık bu adam. Manyak mısın lan? Ne alıyorsun 8000 dolar aylık? Güzel, bitir. 13-13 gayet iyi ilk oyunumuz için. Bakalım ne kadar gelecek. Biraz sonra işte oyun dergileridir, eleştirmenleridir falan bize puan verecek. Çok heyecanlıyım onun için. Yayınla oyunu. Yayınla. Hadi. Henüz yayınlanmış olan Z-Files oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Kaç vereceksin? Woohoo! 8! Harika! Ha 9 versen de. 8 güzel güzel. Çok harika. 8. 10! 10! 10 ver! O 9! İlk oyunumuz lan bu. 9, 8.5 oldu ortalama. Uff, harika. Oyun raporu oluştur. Oyun raporu oluşturarak şurada araştırma puanı kazanıyoruz. Bu araştırma puanlarını yeni oyun unsurlarını öğrenmek için kullanıyoruz daha sonra. İlk haftada 10.304 satıldı. Listelerde 14. sıradayız ve bu bizim ilk oyunumuz. Wow. Firma rekoru mu kırdı? Daha önce hiç oyun satmadık yani. Herhangi bir satışta şey oluruz. 51 hayran kazanmışız. Güzel. Uzaylar ve aksiyon harika bir oyun. Ses bu tip oyunlar için oldukça önemli görünüyor. Tamam, bunu biliyorduk zaten. Şimdi araştırma yapacağım. Yeni konu. Yeni konu. Yeni konu. Gizem. Gizem olsun. Yeni konuda gizem şey yapacağız. Gizemli bir oyun yapacağız. Gizemler olacak bizim oyunumuzda. Böyle insanlar YouTube'da video yapacak. Merhaba dostlarım, ben isim diye. Böyle gizem videoları yapacaklar YouTube'da bu oyun hakkında. İyi sattık. Gizem harika. O zaman yeni oyunu direkt çakalım bence. Konu gizem olsun, tür macera olsun, genelde güzel oluyor. Platform bilinmiyor. Pazar payı G64'un %57, o yüzden direkt ona abanacağız. Bu oyun çok önceden geçiyor bu arada. Hani 1990'lı yıllarda geçiyor bu oyun. Veya daha önceden de geçiyor, emin değilim. Hani o yıllardan günümüze doğru böyle yavaş yavaş geliyoruz. Çünkü şu anki sistemler hiç gelişmiş olan sistemler değil. O yıla göre gelişmiş olan sistemler ama şeye göre sistemler değil. Cenk Oğuz diye şey yapıyoruz. Oyunumuzun ismini de böyle yapıyoruz. Tabii ki 2D grafikler.
Ne kadar gelişmiş o kadar iyi. Ha, hikaye görevleri fırla, motora hiç gerek yok. Oynanış. Oynanış şöyle olsun. Şöyle bir şey olsun. Hikaye görevleri çok önemli. Macera oyunumuz. Ve gizem oyunu. Hiçbir şey gelmiyor ya tasarım ve teknolojiye. Diyaloglar çok önemli. Bölüm tasarımı, yapay zeka o kadar önemli değil. Uf. Bu gelsin puanlar. Tasarım bu oyunun içeriği, bu da teknoloji oyunun şeyi. Teknoloji işte, anladınız. 186.000 kazandık. Harika. Dünya tasarımına önem verebiliriz. Grafik tasarımı şöyle yapalım. Dünya tasarımı şöyle kalsın. Ses şöyle kalsın. O kadar önemli değil bunlar. Teknolojiye gelsin biraz puan ya. Teknolojide az görünüyoruz şu anda. Hataların bitmesi lazım. Hatasız oyunu, oyuncu hatasız olarak atacağız. Govador G64 PC'ye göre çok fazla satıyor. Alıcılar daha düşük ve daha kullanışlarını ve esnek ve donanım yapılandırmasını diğer ev bilgisayarlarını tercih ediyor. Evet. Güzel. O yüzden Govador'a yaptık. Şimdi baştan sunuyoruz oyunumuzu. Bakalım nasıl şeyler alacak. Güzel. Güzel. Teknoloji birazcık daha iyi olabilirdi bence. Aha, incelemeler geldi. Hadi bakalım. Oyo 4 gördüm. 7 güzel. Hikaye görevler üzerine odaklanmaları bu oyunu iyi yapmış. 7 güzel güzel güzel. 7 kötü değil. 8 harika. Burada 9 olursa o kadar harika olur ki, ama sanırım 6 veya 7 gelecek. 6 geldi. Daha iyi olabilirdi. Ne daha iyi olabilirdi? Bir araştırma raporu oluşturalım. Satışların fazla olmasını istiyorum çünkü kendi oyun motorumu geliştireceğim. O da birazcık para istiyor. Zaman da istiyor. Zaman istemesi demek daha fazla şey olması demek. Gizem macera harika bir kombinasyon. Bölüm tasarımı önemli değil, tamam, bölüm tasarımını dibe çekebiliriz. Platform uyumu harika. Güzel. Hemen konu araştırıyorsun sen bir tane. Yeni konu. Korsan, siber korsan, dedektif. Güzel, dedektif oyunu çakarız böyle sequel olarak. Ve başka bir oyun yaparız. Sequel, prequel araştırma konusu olarak başka bir zamanda varmış. O yüzden aynı oyunu yapmamıza gerek yok. Dinky King. Dedektif. Hemen yeni oyunumuzu çakalım dedektifle. Konu seç. Dedektif. Tür. Simülasyon, strateji, aksiyon, macera. Platform. Böyle. Ve oyunumuzun adı... İpuçlarının peşinde. İpuçla... peşinde. Birazcık dandik bir isim oldu ama olsun. En azından oyunun hakkında olduğunu söylüyor direkt. Motor gerek yok. Macera bu değil mi? Oynanış. Çakabiliriz bunu. Güzel. Teknoloji birazcık daha iyi gelişiyor gibi. Tasarım bayağı bir gelişiyor gibi. Yapay zeka. Bölüm tasarımı o kadar da şey değilmiş bu oyunlar için. Yapay zekayı birazcık artırsak ne olacak? Çok deneme amaçlı yapıyorum bunları tabii ki şu anda. Tasarım bayağı güzel gidiyor. Teknoloji de bayağı iyi. Grafik. Dünya tasarımını birazcık şey alabiliriz. Sesi birazcık iteleyebiliriz. Bakalım ne getirecek bunlar bize. Güzel bir şeyler geliyor. Bayağı bir şeyler geliyor. 152.000 kazandırdı. Güzel. O kadar iyi oyun, neden o kadar az sattı onu anlamıyorum ben. Hata yok, hiç hata yok. Güzel. Tamam, alalım. Güzel. Tasarımda rekor kırdık. Yükselecek miyiz? Yükselmedik. Tamam. Aha, incelemeler gene geldi. Hadi bakalım. Çarkı felek gibi lan bu. 8, çok harika. Oho, çok güzel gidiyor. Oho, 9. Hadi lan. Herkes beğendi, sen beğenmedin bir tek. 9. Uhu! Oyun raporu oluştur bakalım sen. Test. Test yeni bir oyun konsolu, onun üzerine de çalışacağız. Araştırma 46 47. Kontrat işindeyim ve sizin yeteneklerinizi kullanırız. Para ihtiyacım varsa yaparım. Kontratlar parayla oluyor.
Dedektif ve macera harika bir ses, bu için önemli değil, tamam, macera için sesi azaltacağız. Biliyorum daha önce aynı şeyler okuduysam ama. İş sözleşmesi bulalım bu sefer. Bunu yapabilirim gibime geliyor. 3 hafta. Başka var mı daha düşük? Wow. 5 hafta. Tamam, bunu yapıyoruz. Bunu yapınca araştırma puanları da geliyor böyle ara sıra. Neden şimdi gelmiyor anlamadım. Hadi bir tane daha gel. Bir tane daha. Oyun motoru geliştireceğiz. Hocam, oyun motoru geliştireceğiz ya. İş sözleşmesi bul bakalım. Tamam, bunu yaparız gibime geliyor. Ha güzel, araştırma şey oldu. Hadi bitir. Tamamla. Lan düşünme gerizekalı. Neyse, oyun motoru geliştirebiliyoruz artık. Oyun motoru, aynen, oyun motoru geliştirebilirim bence. Hadi bakalım. $196,000. Fena değil ama az kazanıyoruz gibi şu anda. Oyun motorunu geliştirelim bakalım. Oyun motorunun ismi Dream Engine olacak. Tamam. Güzel. TES'e göre oyun yapacağız. Oyun motoru yarat. İsmi Dream Engine olacak. İki de grafikler, doğrusal hikaye ve oyunu kaydet. Doğrusal hikaye. Hikayeler üzerine gideceğiz o zaman bu oyun motorunda. Evet, hikayeler üzerine gideceğiz bu oyun motorunu kullanacağımızda. Bunu yaparken yine araştırma puanı da kazanıyoruz. Abi ne düşünüyorsun ya? Kafan ne kadar basıyor senin? Hadi. Böyle, ne yapacaktım ben şimdi, unuttum diye düşünüyor. Para da düşüyor yalnız, bayağı oyun motoru da yaptığımız için. Oyun motoru bayağı 80.000 falan tuttu sanırım. Harika. Hemen o zaman yeni bir şey bulamıyoruz. O zaman yeni oyun geliştiririz. Konu. Hastane olsun. Tür simülasyon olsun. Oyun motoru Dream Engine. Tamam olsun, ne olacak? Platform da test olsun. 80.000 ödeyelim. Tamam, sıkıntı yok. Daima yeni şeyleri denemekte şey olur. Nurse Simulator. Oyun ismi. Güzel. 40.000 maliyet. 2D grafikler 30.000. Tamam, hadi bakalım. Birazcık para harcayacağız ama motor önemli burada. Hikaye görevler o kadar önemli değil. Teknoloji güzel gidiyor şu anda. Tasarımda hiçbir şey yok ama. Hadi hocam, tasarımı yumul birazcık. Hatalar çok var ya. Bölüm tasarımı, yapay zeka. Diyaloglar önemli değil, bölüm tasarımı da önemli değil. Yapay zeka yumulacağız birazcık. Yapay zekayı neden yumulacağız? Çünkü insanlar oyunun içinde doğru düzgün davranmazsa hiçbir önemi kalmıyor. Grafik dünya tasarımı. Güzel. Teknoloji ve tasarım güzele benziyor. Şu hataları bir giderelim. Hatasız yapalım oyunu. Güzel, tasarıma bir tane geldi. Bir tane daha gelsin tasarıma. Hadi. Param var. Bekleyebilirim. Başka gelecek mi bir şey? Gelmeyecek mi? Aha geldi. Tamam. Bu şekilde bence oyunu bu şekilde sunabiliriz insanlara. Güzel, yeni rekor teknolojide. Teknolojideki rekorumuz böylese teknoloji açısından bayağı kötü olmalıyız. Yayınla oyunu. Mono ses, güzel. Oyunun şeyleri gelsin, bir araştırma yapalım gene. Güzel. 7 güzel. 7 fena değil, 7 güzel. 7 peki. 8 harika. 6. Yani fena değil, en azından kar yapabiliriz. Oyun raporu oluştur bakalım. Nurse Simulator hakkında. Hemşire simülasyonu. Doktorların şeyini çekeceğiz. Hastaların, doktorların şilesini çekeceğiz. Hastane ve simülasyon harika bir şey. Ses bu oyun tipi için oldukça önemli. Platform türü simülasyon, tamam ha. Test o kadar şey değilmiş burada. O zaman yeni oyun geliştiriyoruz. Ya da yeni oyun geliştirmiyoruz. Yeni konuya bakıyoruz.
araştırma. Oyun üreticileri Monoses. Monoses. İhtiyacın olabilir buna. Güzel. Bu test üzerine bir tane daha şey yapabiliriz. Oyun yapabiliriz bence. Macera oyun yapabiliriz belki. Ve aksiyon oyun yapabiliriz. Aksiyon oyun olabilir. Platform oyun yok mu ya? Ne olarak geçiyor ki? Yeni oyun geliştir. Konu. Kurt adam, dedektif, hastane. Aa yok, yeni. Bir şey yapabiliriz. Bir konu araştırması yapabiliriz bence. Yeni konu. Zombiler. Korsan. Siber korsan. Zombiler. UFO var. UFO'yu da yapacağız daha sonra ama UFO. Biraz sonra bu satıştan çekilecek. İyi sattı, güzel, bir 10.000 daha sattı. O zaman yeni oyun geliştirelim. Konu zombiler olsun. Tür aksiyon olsun. Platform. Aksiyon ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden aksiyon şey olabilir burada. Dream Engine olsun bu da. Death Lords falan. Tabii ki daha iyi grafikler olacak daima. Hikayeye göre, hikaye birazcık şey yapalım. Böyle tutarsak ne olacak acaba? Aa, yan tarafta seçebileceğim şeyler vardı. Onları seçip seçmedim. Keşke seçseydim. Birazcık daha para harcamış olacaktık ama 212 gibi. Güzel. Gittikçe güzel oluyor. Bölüm tasarımı, diyaloglar o kadar önemli değil. Yapay zeka önemli. Keşke sağ taraftaki şeyleri seçseydim ya. Onları seçmedim. Oyun pek iyi yapmayacak gibi geliyor bana. Tamam, bunlar mono yok mu? Aa. Ses iyi, dünya tasarımı. Grafik o kadar da şey değildikmiş gibi geldi. Dünya tasarımını birazcık şey yaptık. Yukarı çektik. Bayağı bir şeyler geliyor şu an. Bayağı akıyor. Uf, aksın. Teknolojide şey kırdık. Daha detaylı oyun pazarı. Ha. Onu yapacağız. Önce hataları halledelim. Ondan sonra tasarım yükselsin biraz. Tasarımı yükseltsene. Hocam, tasarımı birazcık yükseltebilir misin? Tasarım. Yükseltmeyecek misin? Tasarımı yükseltmeyecek misin? Tamam, keyfim bilir. Keyfim bilir. Sen aslansın, keyfim bilir. Güzel, teknolojide yeni rekor. Bu oyun çuvallayacak gibi geliyor ama. Bakalım çuvallayacak mı, çuvallanmayacak mı? Bir incelemeler gelsin de. Deathlord oyunumuzla ilgili incelemeler gelmiş. Oh yo. İyi oyun, güzel, 7 puan aldık. 7 puan aldık, tamam. İyi. O kadar da fena değil. İşte yeni şeyle denediğiniz zaman böyle oluyor. Oyun raporu oluşturup bakalım neleri yanlış yaptık. Maliyet 84.000. Ha, o kadar iyi satmadı. O ikinci günü iyi sattı bayağı. Zombiler ve aksiyon harika bir kombinasyon. Grafik önemli bir şey. Ses tipi oldukça önemli. Platform TS ne iyi gelir anlamadım ki ben. Araştırma yap bakalım. Hedef kitle. Buna ihtiyacımız olabilir. Oyun satarken de daha sonra şey araştırması yaparız. Hedef kitleden sonra konu araştırması yaparız. Yeni konulara bakarız çünkü yeni konulara ihtiyacımız var. RPG oyun yapmak istiyorum ben. Neden bana RPG şeyler sunmuyorlar? Araştırma. Yeni konu. Dan, siber korsan. Korsan. Korsan yapalım. Tamam. Death Lords bayağı az satıyor. Şu an ya son şeylerde bayağı azaldı satışlar. Güzel. Korsanlı morsanlı bir şey yapalım o zaman. Yeni oyun geliştir. Yetişkinlere mi herkese hitap etsin bu oyun. Konu seç. Korsan. Tür seç. Macera. Korsanla macera iyi gider. Macerayla iyi giden G'ye şey var. Buna bir oyun çıkaralım. Oyun motoru Dream Engine. Korsan
korsan. Hey. Barbaros. İsim bulmalar çok kötüyüm. Cidden çok kötüyüm isim bulmada. Evet, bu şekilde. Macera mıydı bu? Macerada hikaye ve görevleri şey yapalım. Bunu da şey yapalım. Bunu birazcık azaltalım. Macerada motor o kadar ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. 214 bin dolar. Bir hiç gelişme yok ya. Gelişmiyoruz fazla. Ne biçim akıyor. Ne biçim akıyor. Bölüm tasarımını aşağı indirebiliriz bence. Diyaloglar. Diyalogları şöyle tutalım. Tamam. Bakalım nasıl olacak. Tasarım güzel gidiyor. Teknolojileriz birazcık zayıfız ama. Ses o kadar önemli değil. Grafikleri birazcık şöyle yapalım. Dünyayı da şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Sesi atla direkt aşağı alalım. Ne biçim akıyor. Ne biçim akıyor bunlar. Hatalar gider. Bir iki de şuradan kopar bence. Hadi yaparsın bence. Bence bir iki buradan koparırsın. Master V satışçısın oldu. Hadi. Hadi dostum. Gelmeyecek mi? Getirmeyecek misin? Hatay gider. Tamam, böyle de iyi olur. Böyle de fena değil, güzel. İyi, yeni rekor kırdık. Güzel, oyunu yayınla bakalım. İncelemeler nasıl gelecek. Bu da son oyun olsun. Bundan sonra videoyu bitirelim. Diğer videoda şey yapalım. Hey gidi Barbaros. Woohoo, 8 harika. Hadi 9, hadi bir 9. Neyse 7. İyi, fena değil. 8 güzel. 9 hadi 9. Ah be. Neyse, bu da iyidir. Bir oyun şeyi yap bakalım. Oyun raporu oluştur bakalım. Bundan sonra Gomodora oyun çıkarmayacağım. Çünkü pazardan çekilecek bir süre sonra. Tamam, korsan ve macera harika bir oyun, bunu zaten biliyorduk. Grafik bu oyun tipi için oldukça önemli bir gibi görünüyor. Macera için evet. Platform kitle uyumu iyi. Gomodora 64 herkes iyi. Konu kullanıcı uyumu harika. Konu korsan kullanıcı uyumu tamam, güzel. Neyse, şunu satışlarına bir görelim. Ondan sonra şey yaparız veya şey yapmayalım, zaman harcamayalım, zaman harcadıkça şey gidiyor. Yakın zamanda pazar araştırmanın sonucu gibi Barbaros sürpriz bir başarı yakaladı. Geliştirici Skydreams oyun endüstrisinin epey yeni fakat şimdiden ne yazacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakacağız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.